akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yayında ben Işıl Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Nüfusun Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı kapsamındaki Devlet İş Tefiş Servisi işverenlere başvurmuştur. Bakanlıktan yapılan açıklamada artı 41 derecenin üzerindeki hava sıcaklığı durumunda işçilerin yaşam ve sağlığını iş mevzuatına uygun olarak korumak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini, iş kanununun 233. maddesine göre sıcaklık artı 41 dereceye aştığında her türlü iş açık havada ve üstü kapalı binalarda, odalarda ve soğutma cihazsız diğer iş yerlerinde durdurulmalıdır. Bu durumlarda işçilerin soğumasına izin verilmelidir. Molaların sayısı ve süresi işverenin ve sendikanın ortak kararı ile belirlenmelidir ifadelerini belirtti. Kanuna göre çalışma sırasında aralar mesai saatlerine dahil edilmelidir. Boşta kalma süresi çalışanın hatasından kaynaklanmadığı için tarife maaşının en az 1/3'ünü ödenmelidir. Devlet Çalışma Müfettişliği Servisinden yapılan açıklamada işverenlerin temel sorumluluklarından birinin sıcaklığın artı 41 dereceyi aştığı durumlar da dahil olmak üzere çalışanların yaşamını ve sağlığını korumak için iş güvenliği önlemleri almak olduğunu belirtti. Şu anda Bakırköy çıkışlarında büyük bir trafik sıkışıklığı var. Bu akşam saat 12'den itibaren uygulanacak katı karantina rejimi altında evde kalmak istemeyenler bölgelere döndüler. Merkez Devlet Polis Teşkilatı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Albay Kamran Alev'den yapılan açıklamada Azerbaycan'daki karantina rejiminin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını söyledi. Mevcut karara göre Bakü, Sumgat, Gence, Lenkeren ve Apşeron bölgelerinden ayrılmak yasak olduğunu, halen Bakü, Sumgat ve Apşeron sakinleri 2 günlük karantina döneminde reaksiyon için bölgelere gittiğini, bu nedenle Bakü, Guba, Bakü Şamahı ve Bakü Atlat Astara polis karakolları aşırı kalabalık olduğunu, çünkü Bakü, Sumgat ve Apşeron sakinleri bu görevlerde alıkonulup geri döndüklerini, vatandaşlara bölgelere gitmeye çalışmaları çağrısında bulunuyoruz ifadelerini belirtti. Bakanlar Kurulu'nun Bakü, Sumgayet, Gence, Lenkeren ve Apşeron, Yevlah, İsmaili, Kurdemir ve Savyen bölgelerinde sıkı karantina rejiminin uygulanmasıyla ilgili olarak 14 Haziran sabah 6 ve 4 saatler arasında İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı'na bağlı Azerpoşt ile ilgili postaneleri çalışmayacağını belirtti. Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada Bakü ve Sumgayet'teki şebeke servis merkezleri 14-15 Haziran'da kapatılacağını, Bakü, Sumgayet, Gence, Lenkeren ve Apşeron, Yevlah, İsmaili, Kurdemir ve Sallan ilçeleri dışında diğer şehir, ilçe, kırsal posta ofislerinin yanı sıra Cellebat, Zakatala ve Aksa'daki şebeke hizmet merkezleri de önceki rejime uygun olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtti. Ekonomist Revşen Agaev'den yapılan açıklamada şu ifadelerini belirtti. Karantina rejiminin uzaması zaten tarım sektörünü vurmaya başlıyor ifadelerini belirtti. Ekonomist Revşen Agaev'den yapılan açıklamada Nisan'dan Mayıs'a kadar olan dönemi kapsayan kısıtlamalar turizm, toptan ve gıda dışı ticareti etkilediğini belirterek şu ifadeleri belirtti. Tarım sektörünün daha büyük bir nüfus için geçim kaynağı ve hayatta kalma kaynağı olduğu akılda tutulmalıdır. Hükümet sıkılaşacaksa kayıpları azaltacak ve bu sektörü destekleyecek. Mekanizmalar üzerinde düşünmelidir. Çiftçiler en az 3 gün boyunca büyük pazarlara ürün gönderemiyor. Tarım ürünlerinin ana tüketicileri tam erişime sahip büyük şehirler, özellikle meyve ve sebzelerin günlük toplanması ve pazarlanmasında kayıplar var. Eğer Medikan uzun vadeli katı karantina rejimi hakkında konuşursa, ekonomik yapıların da uzun vadeli ekonomik destek mekanizmaları ve potansiyel risk sektörleri için yeni planlarını sunmaları gerektiğini belirtti. Bakanlar Kurulu'nun yaptığı açıklamada özel karantina rejiminde kişisel koruyucu ekipman kullanma gereklilikleri kararına göre koronavirüs enfeksiyonun insanlar arasında yayılmasını önlemek için önleyici tedbirler alınmaktadır ifadelerini belirtti. Bakü Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığı, kapalı yemek hizmetleri, ticaret ve hizmet tesisleri tipine bağlı olarak maske takmak zorunlu olduğunu, sosyal mesafeyi beklerken kişisel solunum koruma ekipmanı kullanılmalıdır. Kanun uyarınca kurallara uymayan kişilere idari para cezası uygulanacağını belirtti.
Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insanlaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.